Geçenlerde kanalın topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Bir sonraki videoda hangi oyunu yapmalıyım diye. Kıl payı farkla Battlefield kazanmıştı. Ki bu video ne alakalı derseniz şöyle açıklayayım. Battlefield'ı yaparken internetim tam 4 kez kesildi. Ve internet olmadan online oyun yapmak maalesef çok zor. Ve ayrıca sadece bu da değil. Projeyi yaparken bilgisayara tam 2 kere virüs girdi ve 2 kere format atmak zorunda kaldım. Ve başıma daha sayamadığım birçok olay geldi. Ben de bunun yerine yeni bir projeye yelken açmaya karar verdim. Derken aklıma harika bir oyun fikri geldi. Buna emin olabilirim, dünyadaki bütün insanların en az bir kez oynamış olduğu oyun Bed Wars. Bed Wars'un ne olduğunu bilmeyenler için hemen hızlıca bir anlatım geçeceğim. Normal Bed Wars oyuna girince diğer oyuncuların gelmesini beklediğimiz bir lobide doğuyoruz. Zemini camdan olan bu lobiden oyunun haritasını görebiliyoruz. Oyunun haritası demişken biraz haritaya değinelim. Oyunda birçok ada çeşidi var. Her adanın kendine has özellikleri var. Kendi adanızda ise bir yatak, bir market, bir de sürekli kaynak veren bir fırın. Fırını stratejik kullanmak önemlidir. Eğer tüm kaynakları kendiniz alır ve takım arkadaşlarınıza bırakmazsanız bu sizin aleyhinize olacaktır. İşte bunlar ve anlatamadığım birçok şey için kendimize 5 gün hedef koyuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Projeye başlamak için yeni bir proje dosyası oluşturmamız lazım. İşte oyunun kaderini belirleyecek kısım. İsim bulmalıyız. Sırf oyunun adını Bed Wars yaptığım için tebrik etmek istemiyorum. Bunun için yaratıcı bir isme ihtiyacımız var. Sanırım isim düşünme konusunda pek iyi değilim. Masamın sol üst köşesindeki akıl hocamdan yardım isteyeceğim. Uzun yıllardır senin gibi isim bulamayanlara yardım ediyorum. Şimdi oldukça iyiyim evladım. Senin için bir isim düşüneceğim. Unutma, sabır en büyük erdem. Peki aklındaki isim ne? Ve işte karşınızda o oyun... Tamam, bu biraz fazla boş. Tamam, sakin olun. İşte karşınızda kırmızı zemini olan bir oyun. Tamam, ciddileşme zamanı. İşte karşınızda karakterimiz. Testlerimizi bunun üzerinden yapacağız. Ve karşınızda ilk test derken sen düşüyor musun? Hayır, düşme. Tamam, sanırım bunu düzeltebilirim. Makinalaşmak istiyorum. Trum drak. İkinci deney hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam, sanırım sorunu düzelttim. Hadi deneyelim. Bir sonraki teste mi geçsek? Tamam. Sanırım her şeyi düzelttim. Cillop gibi bir karakterimiz var. Hatta sırf mekanik olsun diye kaymayı bile ekledim. Şu anlık tam belli olmuyor ama sonlara doğru düzelteceğiz. Ufak da olsa online'ı başardım sayılır. Ama iki oyuncuyu da kendim kontrol ettiğim için bunu tam olarak anlayamam. Bunun için bizimkilerinin yardımına ihtiyacım var. İşte karşınızda Zide Store. Peki nedir bu Zide Store? İster bir oyun geliştiricisi olun, ister bir oyun tüketicisi. Zide Store sizin için birçok imkan tanıyacak. Geliştirdiğiniz indie oyunları burada insanlarla paylaşabilirsiniz. Ya da diğer paylaşılan indie oyunları siz de deneyimleyebilirsiniz. Bilgisayar programından özel uygulamalar ve yazılımlara kadar aplikasyonlara özel botlarla birlikte birçok şeye erişebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde zaten hemen çözeceksiniz. Ayrıca bu video için geliştirdiğimiz oyunu aşağıdaki Zide Store linkinden gidip indirebilirsiniz. Ve sonunda ikinci güne geldik. İlk gün geç saatlerde başladığımız için çok hızlı geçti. İkinci günün en önemli şeyi aslında gözünüzde fazla büyütmenize gerek yok. Zaten 3 kişi olduğumuz için işleri kolaylıkça dağıtabildik. İkinci gün çoğu temel şeyleri halledeceğiz. Yani bugün bizim için biraz yoğun geçecek. Eren, bana envanter yapman lazım. Yaparız. İkinci gün ben bazı animasyonları yaptım. Örnek vermek gerekirse yürüme, hareketsiz duruş, havada duruş ve kayarken. Bunların haricinde bir de oyun içerisinde kullanacağımız itemları yaptım. Eren henüz envanter sistemini bitirmediği için şimdilik kullanabileceğim dandik bir envanter sistemi üzerinden göstereceğim. Ben de o sırada Ege'nin attığı modellerle haritayı tamamlıyordum. İlk başta anlattığım gibi her adanın kendine özel özellikleri var. Bu arada bizim oyunda yatak yerine heykel kullanmaya karar verdik. Her takımın kendi heykeli olacak. Kimin heykeli patlarsa takım otomatik olarak elenecek. Oyuna 4 adet kaynak ekledik. Oyun başladığı zaman fırınınızdan sadece taltanit ve izolit çıkıyor. Eğer fırınınızı civaryumla geliştirirseniz hem kaynaklar daha hızlı çıkmaya başlayacak hem de diğer kaynaklar da artık fırınınızdan çıkmaya başlayacak. Onun dışında ekranda şu an kaynaklarla neler alınabileceği görünüyor. Ve sıra geldiği hesap sistemine. Hesap sistemi neden var diye sorarsanız sonuçta online oyun yapıyoruz. Oyuncuların verilerini kaydetmek için ve bazı cezai işlemleri uygulamak için hesap sistemi bizim için şart. Ana menüye girdiğimizde dikkatimizi iki buton çekiyor. Sağ alttaki oyna tuşuna basarak o an açık olan odalardan rastgele bir tanesine bağlanıyorsunuz. Eğer oda listesini seçerseniz o an için açık olan tüm odaları size sıralayacaktır. Bu odalar arasından bir tane oyun seçip o oyuna bağlanabilirsiniz. Bir de sağ üst köşeden oyuncu avatarınızı değiştirebilirsiniz. Neden eklediğimi bilmiyorum ama gerçekten benim hoşuma gitti. Bunlar dışında ana menüye ufak da olsa güzel gözükmesi için bir karakter ekledim ve sürekli dönüyor. Test için bir odaya girmeye çalışalım. Şu an diğer oynatıcıdan yeni bir oda oluşturdum. Ve diğer oyuncu oluşturduğum odayı gördü. İsterse yanındaki katıl butonuna tıklayarak oyuna girebilir ya da sağ alttaki oyna butonuna tıklayarak o anki açık olan odalardan rastgele bir tanesine bağlanabilir. Yani benim diğer oyuncudan açmış olduğum oyuna. Bu sayede arkadaşlar birbirlerini görebilecekler. Oyun içerisinde 3 adet takımımız var. Her takımın kendi adası var ve her takım kendi heykelini korumaya çalışıyor. Ve normal olarak bir oyuncu kendi takım arkadaşına hasar veremez. Bir de başta gösterdiğim gibi oyuncuların bekleme lobisi var. Bu lobiden aşağı tarafı cam olduğu için tüm map'i görebiliriz. Bir de oyuncuların canı sıkılmaması için buraya seken bir top ekledim. Oyuncuların alışveriş yapabilmesi için bir market sistemi yaptım. Ama henüz Eren envanter sistemini bitirmediği için tam çalışmıyor. Dur bir saniye. Envanter sistemi mi? Eren? Efendim? Ne yaptın kanka? Nasıl gidiyor envanter sistemi? Fena gitmiyor kanka. Çok iyi, harika. Mükemmel. Dördüncü gün biraz yavaş ilerledik. Bugün dinlenme günümüz gibi bir şeydi aslında. Bir de bugün şu anda ekranda görünen kill feed'i yaptım. Yani birisi öldüğü zaman ya da birisi birisini öldürdüğü zaman çıkan gösterge. Bu saklanan yakışıklı abimiz çok fazla çıplak duruyordu. Bu abimiz için gereken şey armor sistemi. Tam olmadı sanki ama olsun, idare edin artık. Bir de bugün bunlar haricinde bir chat sistemi ekledim. Oyun içerisindeki oyuncular birbirleriyle iletişime geçmesi için, yani chat sistemi işte, ne anlatıyorum. Eren sonunda envanter sistemini bitirdi. Ben de Eren'in gönderdiği envanter sistemini hemen oyuna entegre ettim. Herhangi bir item aldığımız zaman sağ alt tarafta bu item'ın geldiğine dair bize bilgi veriyor. Onun dışında çoğu şeyi Minecraft'tan dızladık. Örneğin bir item'i envanter üzerindeyken sağ tıklarsak o item'i iki eşit parçaya bölecektir. Ve bunun gibi daha birçok özelliği var. Bir de yan tarafta elinizde hangi item varsa elinizde o item'i gösteriyor. Mağazadan almak istediğiniz eşyayı alabilecek kadar kaynağınız varsa envanterinizden o kaynağı alıyor ve size eşyayı veriyor. Oyun içerisinde herhangi bir sandık veya bir depolama sistemi koymadık. Bunun yerine yere attığımız zaman küçük kesecikler ortaya çıkıyor. Bu kesecikleri ufak depolama alanları olarak görebilirsiniz. Yere attığınız itemların bilgisi ve ne kadar olduğu yerde görecektir. Eğer gidip onları tekrar alırsanız envanterinize o itemler geri gelecek. Bunlar dışında Bed Wars bizim için resmi olarak bitmiş bulunmakta. Dilerseniz aşağıdaki Zide Store linkinden oyunu ücretsiz bir şekilde indirip arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.